İnan Anadolu Efesliler merhaba. Bir Periskop yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Bu kez konuğumuz Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Sayın Alper Yılmaz. Sayın Yılmaz, öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Son derece yoğun bir sezon. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Bizi ağırladınız. Çok teşekkürler. Sevgili Anadolu Efesliler, biliyorsunuz Alper Yılmaz'a sor etiketiyle sorularınızı paylaşmanızı istemiştik sizlerden. Sizler de sosyal medyada sorularınızı paylaştınız. Biz de farklı konularla ilgili olarak yönetmiş olduğunuz soruları derledik. Bazı benzer sorular vardı. Onları da ayrıştırdık. Ve sorularımızı toparlayıp şimdi Sayın Genel Direktörümüze yöneltmek üzere hazırladık. Sizin sormuş olduğunuz soruları şimdi Sayın Yılmaz'a sırasıyla yönelteceğiz. Sayın Yılmaz, öncelikle şöyle bir soru var. Anadolu Efes gelecekte kadın basketboluna yatırım yapmayı düşünüyor mu şeklinde merak edilen bir konu var. Biliyorsunuz Anadolu Efes 1976'da kurulduğundan beri hep zirveye oynayan bir ekip oluşturmaya çalıştı. Erkek basketbolunda lider, temsilci olmaya çalıştırdı. Önceliği yaratan bir takım olmaya çalıştırdı ve bizim kulüp yapımızda da sponsorlarımızla olan işimizde de hep yapılanın en iyisini yapmak yer alıyor. O yüzden şu anda sadece erkek basketboluna odaklıyız. Kadın basketboluyla ilgili bir projemiz yok. İleride tabii zaman ne getirir bilmiyorum ama şu anda olan takımı, erkek basketbol takımını Avrupa'nın zirvesine taşımak istiyoruz. Yoğun bir sezon oluyor. Hem Turkish Airlines Euroleague'de hem Sport Auto Basketbol Ligi'nde arka arkaya maçlar oynuyoruz. Merak edilen sorulardan ve konulardan bir tanesi de takıma bir takviye düşünülüyor mu? 3 numaraya bir takviye düşünüyor musunuz diye bir soru gelmiş Sayın Yılmaz. Biliyorsunuz o pozisyonda John Dibler var, Cedi Osman var. Dönem dönem Derek Brown'u da Sayın İlkoviç o pozisyona kaydırıyor. 3 numaraya bir takviye düşünüyor mu kulüp? Yani aslında bunun cevap adresi ben değilim. Sonuçta koçumuz, antrenörümüz İlkoviç bu pozisyona bir gereklilik var diyorsa biz elimizden geleni yaparız. Tabii ama bunun takım içindeki yapılar, takımın bütçesi, bir sürü detayları var. Eğer bu pozisyona gerçekten bir açıklık olduğunu düşünürse koçumuz, yönetim kurulumuzda bunu karar verirse biz de en uygun adayları bulmaya çalışırız. Tabii şu anda top 16 öncesi bütün Euroleague'de oynayan takımların transfer mevsimi. O yüzden bu konuşmaların olması da gayet normal. Şu anda biz takımımızla bu kadroyla ilerliyoruz. Ama dediğim gibi İlkoviç'in raporu doğrultusunda bir oyuncu gerekirse, ki ben kendi şahsi fikrim olarak orada Cedi'yi daha çok görmeyi isterim. O yüzden buraya gelecek bir oyuncu şu anda takıma çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Elimizden gelen en iyi çabayı gösterip en iyi oyuncuyu kazandırmaya çalışırız. 3 numara pozisyonuna özel bir soruydu bu. Ama merak edilen ve çokça sorulan sorulardan bir tanesi de takıma bir transfer düşünceniz var mı herhangi bir pozisyonda? Aslında kısmen yanıtlamış oldunuz bu soruyu ama yine de yanıtını sizden alalım. Yani tabii şimdi takımı değerlendirirseniz sezon başından beri 1 numaradan 5 numaraya kadar yükselişte ve form düşüklüğü gösteren oyuncularımız var. Sonuçta bu bir takım oyunu, birbirlerinin açığını kapatmak zorundalar. Antrenörümüz hangi pozisyona ihtiyacı olduğunu söylerse bu 1 numaradan 5 numaraya kadar herhangi bir pozisyonda olabilir. O burayı doldurmak için elimizden gelen çabayı gösteririz. Tabii ama gene dediğim gibi şu andaki ülkenin ekonomik şartları, takımın ekonomik şartları bir sürü şeye bağlı. Oyuncuların boşta bulunması gibi bir sürü detay var. Şu anda söz konusu olan bir oyuncu yok. Görüştüğümüz bir oyuncu yok. Ama ilerleyen günlerde böyle bir rapor sunar mı bize antrenörümüz şu anda bilmiyorum. Transferlerden konuşmuşken ve farklı farklı pozisyonlardan konuşmuşken aslında 5 numarada çok önemli bir oyuncumuz var ki takıma geri döndüğü zaman yeni bir transfer gibi kabul edeceğiz onu. Çok tarihsiz bir sakatlık yaşadı geçtiğimiz yıl final serisinde ve pek çok Anadolu Efes'i de onu merak ediyor. Krstić ne zaman dönecek, çok özledik, sabırsızlıkla bekliyoruz diyorlar. Biz de çok özledik takım olarak. Yani bizim geçen sene final serisini kaybetmemizin en büyük sebeplerinden biri. Ayrıca bu seneki transfer politikamızda büyük bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Oraya oyuncu almak zorunda kaldık. Aslında biz Krstić'i düşünüyorduk ve onunla devam ettiğini düşünüyorduk. Planlarının Ocak ayının sonunda takımla antrenmanlara başlamasıydı ama biraz gecikecek gibi, Şubat ayının sonunu bulacak gibi takımla antrenmanın başlaması. Mart ayında oynar diye düşünüyorum ama forma ne kadar girebilir, bu kadar ciddi bir sakatlıktan sonra bize ne kadar katkı verebilir, ona hep beraber göreceğiz. İnşallah çok iyi bir şekilde gelir ve takıma çok iyi bir katkı verir. Ben hep diyorum ki takım oyuncuları
Top 8'e kadar çıkarsınlar playoff'lara kadar. Ondan sonra Christie üzerinden Final Four'a gidiyor. Evet, tabii inşallah. Şu anda onun da düşündüğü Belgrad'da tedavisini görüyor. Bir an önce sağlıklı olarak sahaya dönebilmek. Biz de kendisini büyük bir özlemle bekliyoruz. Çünkü çok değerli ve çok kaliteli bir oyuncu. Bizim oynadığımız bu seneki basketbolun biraz da şeklini değiştirebilecek bir oyuncu. Ama ne kadar hazır gelir, ne kadar takıma katkı verir onu hep beraber göreceğiz. Herhalde en önemli şey en sağlıklı şekilde yeniden parkeye dönmesi. Gerçekten çok özledik Nenad Krstić'i. Bir an evvel sahalara dönmesini bekliyoruz. Sayın Dušan'la geçtiğimiz sezon 2 yıllık bir anlaşma imzaladık. Avrupa basketbolunun efsanevi baş antrenörlerinden bir tanesi. Ve merak edilen şeylerden bir tanesi acaba Sayın Ilković'le sözleşme uzatılacak mı? Bunun için çok erken. Şu anda da normal olarak taban altıya çıkmış durumdayız. Yani bunu bir başarı olarak zaten gösteriyoruz. Bizim bu sene çok ciddi hedeflerimiz vardı. Zaten antrenörümüzle de anlaşırken 2 senelik bir proje üzerinden genç oyunculara süre vererek Avrupa'da belli bir başarıyı sağlayabilmek üzerinden anlaşma yapmıştık. Bunun ilk adımını geçen sene gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Biraz da işte şanssızlıklarla Real Madrid'e ev sahibi avantajı olamamızdan dolayı kaybettik. Finali kaybettik ama bu sene daha iddialı bir takım halinde gidiyoruz. Anlaşmayı konuşmak için daha çok erken. Daha sezonun bitmesine neredeyse 7 ay var. Ve daha hiçbir şey kazanmış değil. Sadece bir Cumhurbaşkanlığı kupasını üzerimize getirebildik. Ki o da geçen senenin Cumhurbaşkanlığı kupasıydı. Önümüzdeki zamanlarda kendisi gerçekten çok bilgili, çok saygın ve çalışması çok güzel bir insan. İnşallah takımın başarısıyla beraber kendisiyle uzun yıllar çalışmaya devam edebiliriz. Ama bunu şu anda cevaplayabilmem ihtimali çok yok. Evet, biraz erken bu soruya yanıt vermek için sezona kupayla başladık. Geçtiğimiz sezonun kupası olsa da kupayla başlamak önemliydi ama halen kazanılabilecek 3 kupa daha var. Sportoto Basketbol Ligi, Türkiye Kupası ve Türk Hava Yolları Avrupa Ligi. Herhalde sezonun sonuna doğru bu sorunun daha net bir yanıtını alıyor durumda olacağız. Az önce genel stratejinin gençleri daha fazla oynatmak üzerine kurulu olduğunu söylediniz Sayın Yılmaz. Bir soruyu daha paylaşmak istiyorum. 2 numaraya transfer yapılmadı Furkan Korkmaz ve Cedi Osman olduğu için Ilković gençleri neden oynatmıyor diye bir soru gelmiş. Şimdi Cedi'nin oynamamasıyla ilgili ve Doğuş'un oynamamasıyla ilgili onu da bu soruya katayım. Milli takımdan yaşadıkları bir sakatlıktan sonra geri dönüşleri bizim beklediğimizden de uzun oldu. Ayrıca bizim bu sene ciddi transferlerimiz ve değişikliklerimiz oldu. Nokta atışlar yapmak istesek de dediğim gibi Christ için sakatlığından sonra oraya birini daha, iki oyuncu daha almak zorunda kaldık. Biri Ahmet, biri Thais. Aslında zaten düşündük. Hem formsuzlukları hem takımın yeni sistemine adapte olmasındaki sıkıntılardan dolayı süreleri biraz düşmüş olabilir. Ama zaten bugün burada bu soruyu bana sormanız onların oynamaya alışmamızdan kaynaklı. Doğru. Bunu da sağlayan Ilković. Ve ben çalıştığım 1,5 sene boyunca gördüm ki hak eden oyuncu süreyi alıyor. Yani bu Cedi'nin ve Furkan'ın elinde. Orada 2 numaralı pozisyonda Birkan da var. İşte Dibbler'ı kullanabiliyoruz, Brown'ı 3 numara gibi kullanabiliyoruz gibi. Orada çeşitli alternatiflerimiz de var. Sonuçta 14 kişinin oluşturduğu bir takım ve bu başarılı olmasını istediğimiz bir takım. Kimin oynadığından daha çok, kimden en çok katkıyı alabildiğimize bakıyoruz. Onlar da zaman içinde dakikalarını arttırarak bize yararlı olacaklardır. Ki bunun da en büyük ödülünü biz geçen sene kulüp olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Türk oyuncuları oynatma teşvik projesinde birinci olarak en yüksek ödülü alarak aldık. Bu sene de bu alanda iddialıyız diye düşünüyorum. Söylediklerinize katılıyorum. Genç oyuncuları bu kadar konuşuyor olmak bile bu noktada neler yapıldığının önemli bir göstergesi. Hazır genç oyuncularımızdan konuşmaya başlamışken yine diğer genç oyuncularla ilgili bir soru daha var. Okben Ulubay, Emircan Koşut süre alamayan gençler acaba başka bir takıma kiralık verilmeleri düşünülüyor mu şeklinde bir soru gelmiş. Bizim yıllardır yürüttüğümüz Perteniyel Spor Kulübü ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir projemiz var. İkinci ligde A takımda çok istediğimiz süreyi veremediğimiz oyuncuları, genç oyuncuları orada süre vererek onların gelişimine de katkılar hem de maç formundan uzak kalmamaları için böyle bir strateji ilerliyoruz. Yani başka bir kulübe kiralık vermeyi çok düşünmüyoruz. Çünkü eğitimlerinin, gelişimlerinin her adımında spor kulübü olarak yer almak
onu denetlemek, kontrol etmek ve daha iyisini yapabilmek amacındayız. Zaten Okuyan sezon başından beri Pertemiyen'de ciddi bir süre alıyor. Emircan'ın belli bir sakatlığı vardı, ayak bileğinden dolayı bir süre oynayamadı ama o da hem A takımımızda da süre aldığı maçlar oldu, hem Pertemiyen'de de süre almaya devam ediyor. O, Olcan Baykan'ı aynı şekilde hem A takımında hem Pertemiyen'de süre vermeye çalışıyoruz. Oradan yetişen oyunculara baktığınız zaman işte Cedi oradan geldi. Furkan'ın hiç oynama şansı olmadı ama ciddi bize katkı sağladığını düşünüyorum. Başka bir takımda ne kadar oynadığını, nasıl oynadığını, ne kadar geliştiğini kontrol edemeyeceğiniz bir ortamda oynamalarındansa böyle ilerlemeyi tercih ediyoruz. Zaten şu anda Türkiye Basketbol 1. Ligi oldu bu sene yeni adıyla. 77 tane Spor Toto Süper Ligi'nde oynayan oyuncudan oluşan bir kadro yapısı var. Yani orada da oynamak artık gerçekten her baba yiğidin harcı evet, değil. Evet, kolay değil o ligde. Orada daha çok top kullanıp, daha iyi oynayarak, gelişimlerini daha fiziksel oynayarak gelişimlerine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca A takımda da antrenmanlarıyla, bu kadar kaliteli oyuncularla beraber antrenman yapmayla da gelişimlerini hızlandıracağımızı düşünüyoruz. O yüzden şu anda başka bir takıma kiralık vermektense bu yönden ilerliyoruz. Sevgili Anadolu Efesliler, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Sayın Erkay Yılmaz'la birlikteyiz. Periskop yayınımız devam ediyor. Genç oyuncularımızı konuştuk, Cedi Osman'ı konuştuk, Furkan Korkmaz'ı konuştuk. Okben Ulubay ve Emircan Koşut'un durumuyla ilgili görüşlerini aldık Sayın Yılmaz'ın. Şimdi konuyu biraz değiştirip aslına bakarsanız biraz eleştirel de yaklaşıldığını düşünerek o konuyla ilgili soruyu yöneltmek istiyorum. Kadro istikrarı sağlamayı düşünüyor musunuz? Kadromuzda Derek Brown, Bryant Dunstan, Jason Granger gibi kaliteli oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor sene sonunda şeklinde bir görüş ve soru gelmiş. Yani bu istikrarı sağlamayı düşünüyor musunuz? Önümüzdeki yıl kadromuzu büyük ölçüde koruyabilecek miyiz? Öncelikle yani kadro istikrarını tabii ki uzun süreli kadrolar her takımın avantajına onu sağlamayı tabii ki istiyoruz. Ama şu anda önceliğimiz bence Türk oyuncuların uzun süreli sözleşmelerle bize bağlı kalması. NBA'ye kaptırmadan diyeyim takımın iskeletini oluşturması. Yabancı oyuncuları da tabii ki uzun süreli sözleşmelerle bağlayabiliriz ama bizim geçmişimizde bu. Kulübün geçmişinde uzun süreli sözleşmelerden dolayı kaynaklanan sorunlar da yaşadık. Mümkün olduğu kadar kulübün avantajına olan, kulübün opsiyonu olan uzun süreli sözleşmeler yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu da bir arz talep dengesi. Oyuncunun ne kadar başka takımın harcı istendiği, bizim ne kadar verebileceğimiz gibi dengelerin sonunda ortaya çıkan bir anlaşma. Tabii biraz da Anadolu Efes'e koç ağırlıklı, koçun yönlendirmesi ağırlıklı bir takım oluşturmaya çalışan bir kulüp. Oyun, antrenörün çalışmak istediği oyuncuları seçmesi tabii hakkı. Sonuçta benim 5 senelik, 7 senelik yaptığım sözleşmeler bazı antrenörler için uygun olmuyor. Gene dediğim gibi kulüp için en iyisi kulübün avantajlı olduğu, kulübün opsiyonunu kullanabileceği anlaşmalar yapabilmek. Bunun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Hazır oyunculardan, yapılan sözleşmelerden, koçların tercihlerinden ve sözleşme sürelerinden konu açılmışken Furkan Korkmaz'la ilgili merak edilen bir soruyu paylaşmak istiyorum. Furkan Korkmaz'la kaç yıl daha sözleşmemiz var? Onunla ilgili geleceğe ilişkin kulübün planları nedir? Furkan bizim çok yatırım yaptığımız oyunculardan biri. Yani sadece Furkan'ı değil, yanında bence Cedi de artık oyuncu sınıfında ama onu da genç oyuncu olarak sayabiliriz. Emircan, Oğulcan, Okben bunların hepsiyle uzun süreli sözleşmelerimiz var. Furkan'la 4 senelik bir sözleşmemiz var ama 2 sene sonunda bir NBA'ye çıkış hakkı bulunuyor. Umuyorum 4 seneyi tamamlayıp hazır hale gelir. Bunun da en büyük örneğini ben hep bana sorduklarında oyunculara Mehmet Okur'u gösteriyorum. NBA tarafından draft edildikten sonra 2 sene daha Türkiye'de oynayıp öyle daha hızlı bir şekilde. İşte şimdi Dario Saric için de yapmaya çalıştığı gibi. Burada NBA'de oynama şansını yakaladıktan sonra biraz daha basketbolculukları, basketbol kişiliklerini Avrupa'da oturtup öyle gitmelerinde daha fayda var gibi gözüküyor. Umuyorum hem bize hem kendisine yararlı bir 4 sene olur ve sonunda ülkemizi çok büyük başarılarla NBA'de temsil eder. Evet, böylece Furkan Korkmaz'la ilgili çok merak edilen bir sorunun yanıtını daha bulmuş olduk. Çünkü hem kulübümüzün son derece önemli genç bir oyuncusu, onun da ötesinde Türk basketbolunda parlayan yıldızı, başarılı bir gelecek, önemli bir basketbol kariyeri bekliyor Furkan Korkmaz'ı. Tabii Anadolu Efes Spor Kulübü olarak da böyle bir başarılı genç oyuncuya sahip olmak ve uzun süreli bir sözleşmemizin olması da
ayrıca önemli bir gurur vesilesi. Peki Sayın Yılmaz, biraz konuyu değiştirelim. Bir başka konu var merak edilen. Televizyon yayınlarıyla ilgili, maç yayınlarıyla ilgili. Neden neredeyse Anadolu Efes'in tüm maçları Lig TV'de yayınlanıyor diye bir soru gelmiş. Bunun kulüple çok bir alakası yok ve kulübün de çok yapabileceği bir şey yok aslında. Bu sene Türkiye Basketbol Federasyonu ile Lig TV ve NTV Spor beraber bir anlaşma imzaladılar, yayın anlaşması imzaladılar ve maç seçimleri tümüyle bu iki kanalın inisiyatifini onlar seçiyor. Yani biz hangi kanalın yayınlayacağını zaten belirleyemiyoruz. Euroleague'inde Lig TV ile uzun süreli bir anlaşması var. Onun da karar vericisi, hangi maçın hangi kanalda, NTV Spor'da mı, Lig TV'de mi yayınlanacağının karar vereceği biz değiliz. Tabii ki bizim de gönlümüz hep şifresiz, açık bir kanaldan herkese ulaşabilmek ama sonuçta bizim işimiz sahaya çıkıp en iyi basketbol oynayıp orada maçı seyretmeye gelen seyircilerimize ve ekran başındaki seyircilere güzel bir basketbolu galibiyetle süsleyip onlara sunmak. Onun dışında hangi kanalda yayınlanabileceği açısından gerçekten çok yapabildiğimiz bir şey yok. Evet, peki teşekkür ediyoruz bu konuya da açıklık getirdiğiniz için. Son olarak da taraftarlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersiniz? O görüşlerinizi alalım lütfen. Taraftarlarımız bizi yıllardır destekliyorlar. Ne kadar az gibi görünse de özellikle Avrupa Kupası'nda bizim gerçekten ciddi bir taraftar kitlemiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde de gittikçe artan bir trend olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes'in sadece basketbol kulübü olmasının dezavantajı aslında çoğu kısma da avantaj olarak yansıdığını düşünüyorum. Ama bu bizim için yeterli mi? Tabii ki değil. Biz de her maçımızı tümüyle satıp onun bütün seyircilerin önünde oynamak istiyoruz. Bizi lütfen desteklemeye devam etsinler. Artarak, yani bu takıma inanarak maçlara gelmeye devam etsinler. Sadece basketbol değil, işin diğer yanlarını da yapmaya çalışan öncü kulüplerden biriyiz. Hatta belki de öncü kulüp biziz diyebilirim. Oraya geldiklerinde sadece bir basketbolu değil, güzel bir gün geçireceklerini düşünerek bizi desteklemeye gelsinler. Kendilerine şu ana kadar gösterdikleri destek için de gerçekten çok teşekkür ederim. Biz de görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Anadolu Efesliler, değerli basketbol severler, Anadolu Efes'in hem Spor Toto Basketbol Ligi'nde hem de Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 2 hafta kadar önce top 16'ya kalmayı garantilemiş bir Anadolu Efes var ve top 16 heyecanı da ay sonu itibariyle başlayacak. Hatırlatalım, top 16'da oynayacağımız 7 maç için 7 maçlık paket bilet Biletix'te satışta. Ayrıca bu sezonun kombine kartları da 21 Aralık'a kadar satışı devam ediyor Biletix'te. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Sayın Alper Yılmaz'la birlikte olduk. Sorularınızı tüm işlemliğiyle yanıtladı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz. Bizle birlikte olduğunuz için. Hoşça kalın. Böylece Periskop yayınımızın sonuna geldik.